burada vloga başlayalım. Merhaba kanalıma, hoş geldiniz. Yamuk kamera, bir şey olmaz ama. Bilge ile beraber dışarıya çıkacağız. Şimdi ne yapalım diye düşündük. Ben de buz pateni yapmak çok istiyorum. Buz patenine böyle bir hevesim var. O yüzden buz patenini araştırdık. Oraya gideceğiz ama hiçbir dersimiz yok. Ben sadece küçükken Antalya'da gitmiştim birkaç yerde. Ama eğitimli değil yani. Bakalım kaç kere düşeceğiz. Orada çekebilecek miyim bilmiyorum ama Bilge evden çıkmış. Ben hala hazırlanıyorum. Şöyle bir valiz aldım. Çünkü sahilde de görüşeceğim. Onun hediyelerini vereceğim. Bir tane kazak aldım. Bir tane yedek çorap aldım. Eldiven falan almadım ya. Herhalde elim üşümez yani. Nasıl olmuşum? Azıcık kilo vermek lazım ya. Hatta bekliyorum. Havaya bakın. Bir de bu tarafa. Taraftan böyle sarı duman böyle bir şey geliyor, böyle hava sarı gibi, ne bileyim, bir yer mi yanıyor çok anlayamadım. Gerçekten de yangın varmış. Yüzüme kül geldi, dudağımda şu an parlatıcı var, o yüzden yapıştı yani. Vlog çektiğimi unuttum. Vlog mu çekiyorsun? Evet. Yani şöyle patik patik akımlarla gidiyoruz. Kolumu açıyorum. Birkaç tane YouTube videosu izledim bu arada. Dersime çalışıp gelmeyi çok severim. Böyle. Düşmem yok mu şu an? Bilgeyi bıraktım. Şimdi Salih'in yanına geldim. O Eskişehir'e gidecek. Orada evini tutacak. Bekliyor şu an video için. Yemeğe devam et sen. O Eskişehir'e gidecek, ev arkadaşıyla beraber ev tutacaklar. Onun için hazırlıklar yapılıyor. Sanırım okul açılacak ya bu dönem. Yani herkes onu söylüyor. Bilmiyorum, ben de yoruldum. Sarp bana yemek yedirmiyor. Kendisi önünde yemek yiyor. Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar. Canım dondurma istemişti. Su bile almadım bana. Kamera kapandı. Afiyet olsun. Salih Beyler kırmadılar, bana dondurma ısmarladılar. Kamera buradaymış. Merhaba. Asla kesmeyeceğim hiçbir yere, haberin olsun. Kesme. Merhaba, ben Salih. Sesi duyulmuyor değil mi? Aa, bilekliğim mi geldi? Bilekliğini de sileyim mi? Bilekliğini kendine sil. Hadi sil hadi. Dondurmayı bile yiyemiyor görüyorsunuz. Bir topu düşürmen yok mu? Yani şimdi buradayım. Burası iyiymiş. Burası Özdilek'te. Süt fest. Aşırı iyi. Topu 4 lira. Böyle manitel kezi lazım değil mi? Aynen. Otogöle bıraktım. Aynen. Ya. Evim uzak buraya. Aynen. 11'de döneceğim eve. Aynen. Vlog biraz parça parça oldu. Hem Bilge ile hem şeyle. Şu an Talat var yanında. Çorba içerken peki döndürmem kamerayı. Merhaba. Merhaba. Sarıdemli'ye geldik. Burası güzel bir kahvaltı mekanı. Eğer Antalya'da yaşıyorsanız ya veya buraya gelecekseniz git gelmenizi öneririm. Sınırsız kahvaltıları var. Zaten gösteririm size. İlk başta böyle küçük bir çorba geliyor. Yayla çorbası. Eğer kışınsa daha sıcak bir çorba geliyor mesela. Öyle kahvaltı yapacağız. Biraz acıktık ve topuklu giydiğim için biraz ayağım ağrıyor. Ama param yetmiyor. Ben çayları da aldım, sen bardağını çek. Kahvaltımız geldi, şimdi şöyle göstereyim size. Bayağı güzel bir kahvaltı. İstediğiniz şeyden tekrar alabiliyorsunuz. Fiyatı 68 TL. Şu anlık güncel fiyatı. Önceden 55 liraydı biz. Geçen sene Kasım'da gelmeye başladığımız zamandan itibaren. Bayağı güzel ya. Ben seviyorum burayı. Atmosferini. Tabii arkamız birazcık doldu ama. Neredeyiz? Altınova'dayız. Seni duymuyorlar. Altınova'dayız. Ağzını yapıyor. Altınova'dayız. Altınova'dayız. Burada bir tane Nike var. Nike'ın outlet'i. Ya çok uygun mu derseniz fiyatları? Yani sayılır. Ama güzel bir yer. Girip bakacağız. Tabii bir şey alabilecek miyiz bilemiyorum. Bu arada burada sıra bekliyoruz. Bak bunlar çok güzel. Ama inceymiş.
Bu mu indirim? İtalya için birkaç tane model seçtik. Mesela buradaki fiyatları göstereyim hani. Bence çok da böyle indirimli wow değil ama mesela bazı modellerde 200 liraya kadar düşebiliyor. Mesela şu model. Ama bu eski ayakkabına çok benziyor. Siyah ayakkabına. Bu ne kadarmış? 269 liraymış. Dene bakalım. Çıktık şimdi. Bakın bir de buradan göstereyim. Bu kuyruk ta arkasına kadar ilerliyor. Bana sorarsanız çok bir fark var mıydı? Yoktu. Sadece şu taraftan gidelim olur mu? Şu an gidemeyeceğiz. Gözüm yandı. Biz şimdi Ikea'ya geldik. Mobilya bakıyoruz evimize. Evet. Bu aramızda güzel bir espri aslında. Şu an yemek bölümüne geldik. Sadece diyor ki bu ne yapıyor? Şurada tatlılar var. Tatlı bölümünde bilgiler yiyeceğiz. Sonra bu taraftan İsveç köfte alacağız. Salih somon yiyeceğim dedi ama yok. O da köfte yiyecek. Biz yemeklerimizi seçtik. Hatta size de göstereyim mi? Dünyadaki en kötü gösterişlerden birisi olabilir. İlk geliş sırası bayağı kalabalık ama sonrasında yani şu taraflarda falan rahatlıyor. Sütlaç aldık. Canım sütlaç çekti. Yemeğe başladık. Şöyle karides topları gördüm. Ben karides normalde çok severim. Şimdi de bunu denemek istedim. Salih beğenmedi. Gün boyu ağzımda balık tadıyla kokusunu gezemem. Bence gideri var. Aa, sonradan kötü bir tat geliyor. Bizim balık yağı içiyor musun? Ne kadardı bu? 2 lira. 2,5 lira. 2,5 lira. Değmez. Nugget yiyin, boş verin. Burada 2 dakika sohbet ediyoruz ve yaptığı şeye bakın. Utanır mısın? Lütfen utanır mısın? Bol yedik, balık o yüzden. Bol yemişler bile. Utanmadan bana bunu söylüyor. Biz bowling'e geldik. Hayatımda hiç bowling oynamadım. Salih bana gösterecek diye düşünüyorum. Değil mi? Bu bir bowling topudur. Böyle tutuyor musun şöyle? Hayır, yan tut. Bowling oynadım ve bunun sahibi olması güzel bir şeydi. Yani bilmiyorum, kötü attım. Değil mi? Baya kötü attım. Değiştir. Ben ama ilkimde daha kötü atmıştım. Evet, ilkim güzeldi. İlk sefer güzel attım. Bugün sonrasında bileğin ağrıyacak. Ağrımaz. Daş gibiyim. Şu puzzle'dır. Puzzle'larımı göstereceğim. Çıkmıyor. Şu puzzle'lar yok. Neyse. Ben elimi böyle çok sokmuşum. Bize sadece çok eğilerek atman lazım diyor ama asla öyle bir şey yapmadım. Burada bir AirPods fiyatlarına bakabilir miyiz? AirPods alacağım. Neyle? Hazır kulaklığım takılıyken siz beni daha iyi duyuyorken ben anlatayım. Ikea'nın tatlısı o kadar kötüydü ki. Yani sütlacı bile yapamamak ne kadar zor bir şeydir bilmiyorum yani ama baya kötüydü. Ucuz olmasının bir sebebi vardır diyeceğim ama çok da ucuz da değildi. Salih'le ayrıldık. En son kahve dünyasında bir dondurma yedik ve şu an sanırım şeker krizi geçiriyorum. Birazcık fenalık geçirdim. Eve geçeceğim. Eve geldim. Yemek yedim ve artık birazcık dinlenmek istiyorum. Çünkü lenslerim kayacak kadar yoruldum. Bu video bayağı karışık oldu. Hani normalde de vlog çekmeyi unuttuğum ve parça parça olduğu zamanlarda sürekli karışık vloglar oluyor. Ama yangın vardı. Yangından sonra vlog çekmeye çalıştım. İşte buz patenine gittik, kahvaltıya gittik falan filan derken bugün de dedim ki hani vlog'a devam etmiş olayım. Karışık oldu ama bence güzel bir ana vlog oldu. Çok kısa bırakmak istemedim çünkü ilk kısım 5 dakikaydı. O yüzden en azından izlenecek bir şey olsun. Benim için de hem de anıların toplamı olsun istedim.
benim için böyle ana oluşturabilecek güzel şeylerden oluşan bir vlog oldu diyebilirim aslında. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Yorumlarınızı, dileklerinizi, isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve videolardan haberdar olabilmek için zili açmayı unutmayın. Instagram adresimi de aşağıdan takip edebilirsiniz. Yarın da Salih burada olacak. Sonrasında Elmalı'ya tekrar geri dönecek. Eğer yapabilirsem yarın da vlog çekmeyi planlıyorum. Umarım çekebilirim. Vlogları ben de çok seviyorum. Eğleniyorum sizinle konuşurken de. Yani böyle yanımdakinden başka birileri de olmuş gibi geliyor. Farklı hissettiriyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.